İkramım gol organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizzat bu ikramı bizlere sunan, bir araya getiren değerli milletvekili abimize de çok teşekkür ediyorum. Geçmişe de rahmet diyorum. Değerli dostlar, Allah'a şükür şu anda Türkiye'nin her köşesinde huzurla iftar sofralarında milletimiz oruçlarını açıyor. İslam coğrafyasında bazı yerlerde sıkıntılar olmasına rağmen ülkemiz her geçen gün, her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Daha bir huzurla, birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bu ülkenin kalkınması için, geleceğimizin aydınlık olması için, çocuklarımızın yarınlarda daha iyi yerlerde olması için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah bu kardeşliğimiz, bu birlikteliğimiz devam ettiği müddetçe yarınlar daha da güzel olacak. Bakın, burada bütün köylülerimiz, hemşehrilerimiz çocuklarla birlikte iftar ediyoruz. Bu bizim çok önemli bir değerimiz, hasretimiz. Yardımlaşma, kaynaşma, ikram etme, bunlar Müslüman Türk milletinin özelliklerinden ve değerlerinden. Bu değerlerimizi yaşatmak için birçok yerde bu iftar sofraları kuruluyor. Ben tekrar bugün bizleri bir araya getiren değerli milletvekili abim Nihat Bekçi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah şimdiden hem Kadir Gecenizi hem de bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tavas İlçe Başkanım, Tavas Belediye Başkanım, Pınardar Belediye Başkanım, Özel İdare Genel Sekreterim, bugün dışarıdan gelen misafirlerimiz var, Başbakanlık Müşavirimiz, Yunus Aydın Bey kardeşimiz var, Nazat Özel Bey var, saymaya kalkarsam biraz zor olur ama Ceyhan Saldarlı Bey var, Mahmut Oğuz Hocamız var, muhtarlarım var, Tavas'tan gelen bütün muhtarlarım var, Tavas'tan gelen belde belediye başkanlarımız var. Ve tabii ki gözümün nuru uzunlarımızın, pınarlarımızın, değerli kardeşlerim var, değerli abilerim var, değerli ablalarımız var, teyzelerimiz var. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oruçlarınızı ve ibadetlerinizi Cenab-ı Allah kabullerinin en güzeliyle kabul etsin inşallah. Allah nasip etti, bu sene yine sizlerle iftarda bir araya geldik. Kırmadınız, hemen hemen bütün kasabamız, bütün köylümüz, eli ayağı tutanlar burada. Tabii ki hastalarımız vardır, evinde yatanlar vardır. Onlara da acil şifalar diliyorum. Allah tekrarını göstersin. Allah inşallah yine seneye, yine Ramazan'da, Ramazan olmazsa Ramazan'da mutlaka olsun da başka vesilelerle böyle güzel şeyler için bir araya getirmeyi nasip etsin bizlere. Köyümüz ve köyümüzdeki siz değerli kardeşlerim benim hakikaten gönlümün sızısıdır. Sizleri gördüğüm zaman bilin ki burnumun direği sızlar. Sizleri gördüğüm zaman her birinizde rahmetli babamla, rahmetli anamla, işte amcalarımla, akrabalarımla, rahmetli abimle ilgili, rahmetli eniştemle ilgili, daha doğrusu ailemizden, etrafımızdan ahirete göç edenlerle ilgili her birinizde ayrı bir hatırası var. Sizi görünce onları görmüş gibi oluyorum. Sizi görünce onların sizlerle olan, benim sizlerle olan çocukluğumdan, gençliğimden burada çok hatıralarımız var. Çocukluk arkadaşlarım var, okul arkadaşlarım var aramızda. Sizleri görmek tabii ki benim için ayrı bir değer var. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi Denizli'ye, Denizli Belediye Başkanı olarak sizin içinizden çıkan bir kardeşiniz olarak yıllarca hizmet ettikten sonra, daha sonra da yine sizin içinizden çıkan, sizin evladınız, sizin kardeşiniz olarak da milletvekili olarak Denizli'mize, ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Memleketimizin, milletimizin dertlerini gidermeye çalışıyoruz. Nerede bir sıkıntı var, nerede bir problem var? O problemlere başta Başbakanımızın önderliğinde derman olmaya çalışıyoruz, çare olmaya çalışıyoruz. Başbakanımız her toplantıda bizlere çok özellikle tembihatta bulunur.
Der ki, gittiğiniz her yerde benim kardeşlerime, benim bacılarıma, benim gençlerime benim selamımı söylemeyi unutmayın ha diye bize sıkı sıkıya tembih eder. Sayın Başbakanımızın hepinize selam ve saygılar var, Ramazanınız mübarek olsun diyor. Memleketimizde Allah'a şükürler olsun, ta Hakkari'sinden, Şırnağından, Edirne'sine kadar, Sinop'undan, Alanya'sına kadar, Erzurum'undan, Erzincan'ından, ta Denizli'sine kadar bugün bir barış, bir huzur, bir kardeşlik, manevi bir iklim var bugün memleketimizin her yerinde. Bugün ülkemizde her şey iyi gidiyor. Allah'a şükürler olsun, bu sene bizim de tarlalarda ekinler iyi oldu. En azından saman derdi yok, onu biliyorum. Gökdere'deki tarlalarda bizim bu sene arpa vardı. Gayet güzel oldu. Ülkemizin her yerinde bereket var. İnanın bana, Güneydoğusundan Konya'sına kadar, ta ki Trakya'sına kadar her yerde bereket var. Ülkemizde, memleketimizde 53 yıldan beri ilk defa Türkiye yurt dışına olan IMF ve Dünya Bankası'na olan borçlarının tamamını ödedi. Ve Türkiye ilk defa artık IMF'de borç veren ülkeler sınıfına girdi. Yani masanın öbür tarafında patronlar tarafına geçti. 5 milyar dolarlık kredi anlaşmasını imzaladı. Ve bundan sonra Türkiye kime para verilecek, kime ne kadar borç verilecek artık bunlara karar verin hale geldi. Türkiye'de sağlıkta, Türkiye'de ulaştırmada, Türkiye'de ulaşımda her şey, evet, dünyanın en güzel ülkelerinden biri haline gelmediyse bile 10 yıla kıyasla inanılmaz güzel hale geldi. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil tabii. Bakın bugün yine bir özelleştirme sebebiyle İstanbul'un çok güzel bir yerinde 1,5 milyar dolarlık bir özelleştirme ihalesi yapılıyor. Yani dünya markası yapmadan yapılıyor. Bugün 26 milyar avro dedikleri yaklaşık olarak 55-60 katrilyon liralık 3. havaalanında Türkiye tek kalemde ihale edebilir hale geldi. Yine yaklaşık olarak 12-13 katrilyonluk 3. Boğaz Köprüsü'nü Türkiye ihale edebilir hale geldi. Türkiye, bakın Somali'deki bizim yardıma muhtaç kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz veyahut da Arakan'daki veyahut da Irak'taki, Suriye'deki, Doğu Türkistan'daki, Saraybosna'daki, Makedonya'daki her nerede yardıma ihtiyaç olan, muhtaç olan insanlar Türkiye oralara yetişir hale geldi. Tabii bunlardan rahatsız olanlar da vardır. Tarih boyunca bizden, geçmişte tarihte bizden kuyruk acısı olan herkes bunlardan rahatsız olur. Tabii ki bizim tüten ocağımızı söndürmek, bizim huzurumuzu kaçırmak için de ellerinden gelen gayreti gösterirler. Bunlar devam edecek. Biz de işimize devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, hiç tasalanmayın. Bu ülke artık asla ve asla eskisi günlerine dönmeyecek. Bir daha bu memlekette yokluk olmayacak. Bir daha bu memlekette kardeş kavgası olmayacak. Bir daha bu memleket, Türkiye Cumhuriyeti dünyada başı önde olmayacak. Hiçbir dünyanın hiçbir yerine gidip de Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç para dilenmeyecek. O hallere geldi. Tabii sizlerin dualarıyla, sizlerin destekleriyle bunlar oldu. İnşallah bundan sonra da çok daha iyi olacak. Sizlerden özellikle istirhamım, büyüklerimizden, küçüklerimizden, herkesten istirham ediyoruz. Herkesten bunu istiyoruz. Ne olur dua edin. Denizli'de bugün Denizli'nin ihtiyacı olup da ödenek yok, programda yok, planda yok, onaylanmadı diye geri kalan hiçbir işimiz yok Allah'a şükür. Her şeyimiz bütün hızıyla devam ediyor. Ve bizim köyümüzden, yani Pınarlar'dan bize gelen bir istek olursa da onu biz biri iki etmiyoruz. Her ne gelirse hemen yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Bu akşam bu iftar programına katıldığınız için hepinizden Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah tutmuş olduğunuz oruçları tekrar kabul etsin. Allah tekrar da göstersin. Allah burada tekrar bir araya getirmeyi nasip etsin. Ama buraya gelemeyenler, evde olanlara da burada gelenler desinler ki Gullah Şükrü'nün, Nihat'ın selamı var diye onlara selamımızı iletsin.
büyüklerin de ellerinden bizim için öp versin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili izleyenler, Tavas'a bağlı Pınarlar köyündeyiz ve burada çok güzel bir iftar yemeğine bizler konuk olduk Pamukkale TV ekip olarak ve sizlerle buradaki vatandaşların düşüncelerini aktarmak üzere buraya geldik. Bakalım Pınarlar köyündeki vatandaşlarımızın Ramazan'ı nasıl geçiyormuş? Bugünkü bu toplu iftarla ilgili neler düşünüyormuş, neler hissediyormuş? Bir düşüncelerini, fikirlerini alacağız ve sizlere onları aktarmaya çalışacağız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasıl geçiyor Ramazan'ımız? Çok iyi geçiyor. Pınarlar Köyü birazcık havalardı serin. Ben dışarıdan geldim de, başka köyden geldim. Nereden geliyorsunuz? Ulukent'ten geldim. Burada iftar olduğunu duydunuz. Duyduk, sayın vekilimizin iftarını duyduk, geldik. Peki nasıldır efendim? Burada eski zaman iftarları yaşatılır mı? Böyle kalabalık iftarlar yapılır mı? Yapılır genelde yani. Tavas'ın köyleri geleneklerine devam ettiriyor. Yani böyle ileri gelenle yemekler verirler yani. İftar yemekleri verirler. Peki bugünle ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla vekilimiz bunları yaşattığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun diyoruz. Sağ ol. Nasıl geçiyor Ramazan'ımız ki beyefendi Avustralya'dan değil? Avusturya. Avusturya'dan. Efendim Avusturya rüzgarı buraya kadar nasıl geldi? Ya biz normal izinle gelmiştik de her sene geldiğimiz gibi buna vesile oldu yemek. Gerçekten güzel bir şey. Toplumun zaten böyle şeylere ihtiyacı var. Güzel bir şey. Orada tabii böyle atmosferi, böyle manevi bir havayı yakalamak çok zor. Tabii ki. Burada tabii. Hep birlikte olmak. Orada oluyor ama camilerde oluyor. Genelde böyle topluluğu bulamazsınız yani. Ama güzel. Evet. Bugün Deniz Milletvekili Sayın Niyaz Zeybekçi'nin köyü olan Pınarlar'dayız aslında. Burası sizin de köyünüz. Ne tabii kadar ki. Zamanda bir geliyorsunuz? Ramazan ayı nasıl geçiyor? Sizin için Ramazan neyi ifade ediyor? Benim için Ramazan insanların bir arada olması, bu güzel atmosferler yaratılıyor. Öbür türlü insanlar bir ara toplamak zor bu köyde. Çünkü biliyorsunuz hep tütün işliyor. Bugün buradayız. Bugün hep buradayız. Toplandık. Güzel bir şey. Başka bir şey. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim Fatma Hanım. Nasıl geçiyor? Bizler deyiz. Nasıl geçiyor Ramazan'ımız? Yine geldi. Evet, evet. 11 ayın sultanı diyoruz. Evet, evet. O ay gene kapımızı tıklattı. Güzel tabii yani, güzel bir şey yani, manevi şeyler bunlar yani, bizi mutlu eden şeyler. Her sene sağ olsun Nihat Bey böyle iftar yemeği veriyor yani, hep beraber burada beraber oluyoruz. Köylüler olarak, vatandaşlar olarak, eş dost hep beraber bir arada oluyoruz. Memnun oluyoruz tabii, güzel bir şey. Bugün Pınarlar Köyü aslında bir arada olmasına rağmen bugün daha farklı bir arada oldu. İftarını hep birlikte yaptı, aynı sofrada aynı yemeği yedi. Evet evet. Tabii yani sağ olsunlar. Yani bayağı iyi bir katılım oldu. Herkes katıldı. Yani onur etti bize. Güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Daha nice Ramazanlar görmek dileğiyle. Ben Pınarlar halkından Kudret Aydeniz. Nasıldır Pınarlar Köyü? Vallahi Pınarlar bir kasaba olarak işte geçim. Nasıldır? İnsanları nasıldır? İnsanları gördüğünüz gibi işte dayanışma, kaynaşma, beraberlik içinde. Ramazan münasebetiyle Sayın Milletvekilimizin sayesinde bir araya gelip bir kaynaşma, bir hoşgörüyle Ramazan yemeğine idrak ettik, yemeği yedik. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Ramazan dediniz, Ramazan'ımız nasıl geçiyor Pınarlar'da? Pınarlar'da biraz yaz mevsimi olması nedeniyle, tarımla ilgili olarak, tütün nedeniyle biraz tabii zayiat var yani Ramazan'da yani, dört dörtlük olması da. Biraz zayiat verdi yani, fire veriyor yani. Sıcaklara denk sıcaklarda yanarak geldi ben, tabii bir de Ramazan. Sıcaklara geldi, bir de tütün tarım işiyle uğraştığı için onun için biraz fire verdi yani. İnşallah. Ama Pınarlar biraz serin bir köy. Valla serin ama kim işte yaz mevsimi olmasıyla yine haliyle sıcak yani. Ama evet. Güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi, güzel kasabamız yani. Vatandaşımız. Peki efendim, bu güzel günde bizleri kırmayıp konuştuğunuz için teşekkür ederim. Vallahi sağ olun, teşekkür ederim. Biz de Pamukkale TV'ye. Buradan bizi izleyenlere söylemek istediğiniz, Ramazan'ı kutlamak istediğiniz birileri var. Tabii, hep İslam aleminin Ramazan'ı mübarek ve kutlu olsun. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı vesile nesine olmasını temenni ederim yani. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Evet, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Oklu yanımızda evet. Ve aslında Ramazan ayınızı öncelikle kutluyorum. Evet. Sonrasında tekrar görmeyi nasip olsun inşallah. Amin, Allah nasip etsin amin, diyorum. Amin, amin. Ve Ramazanınız yine çok yoğun geçiyor. Normalde çok de Ramazan yoğun, öncesinde çok de çok yoğundu. Evet, evet. O koşturmaca tempoda, evet. O yoğun tempoda Ramazan'a girdiniz ve tam gaz devam ediyorsunuz. Ramazan hakikaten çok muhteşem geçiyor. Yani Ramazan bolluk ayı, bereket ayı.
insanların gönüllerinin, kalplerinin yumuşadığı bir ay. Bütün herkesin, oruç tutan tutmayan herkesin böyle bir kardeş olduğu, oruç tutan tutmayan herkesin iftar sofrasında buluştuğu muazzam bir aydayız biz. Evet. Ülkemizin tabii 11 ay stres içinde geçen bir yılında, bir ay böyle Ramazan'da böyle gönül sohbetiyle, gönül hoşluğuyla, barış ve kardeşlik ortamı, hoşgörü ortamında herkesin bir araya gelmesi muhteşem bir şey. Bakın bugün Ramazan iftarı vardı. Bütün herkes geldi burada. Sayın Başkanımızın daveti dolayısıyla, muhtarlarımız, belde başkanlarımız, herkes geldi. Güzel bir ortam var, bir kardeşlik ortam var. Birbirini epeyden görmeyen insanlar hep burada bir araya geldiler. Dua edelim. İnanın yani şu coğrafyada en rahat olan ülke Türkiye. Bakın Mısır'da, Irak'ta, İran'da, Yunanistan, her yerde sıkıntılar var ama bizim ülkemiz şu anda bolluk, bereketlik var. Dua edelim Cenab-ı Allah bu millete, bu ülkeyi korusun. Özellikle bu Ramazan'da duaların kabul olduğu bu ayda bunu çok dikkat edelim. Dediğimiz gibi hoşgörüyle herkesi kardeş bilerek güzel bir Ramazan geçirelim ve arkasından bayramı intikal edelim inşallah. Bu huzur dolu ortamda inşallah önümüzdeki Ramazan'a kadar bu hoşgörüyle, bu sevgiyle, bu kucaklaşmayla bu millet birbirini kenetlenerek inşallah çok güzel günler gidecek diye düşünüyorum ben. İnşallah. Küsler barışsın. Tabii küsler barışsın. Kanlar akmasın. Elbet kimse artık birbirini böyle inancından, başka düşüncesinden dolayı horbu görmesin. Herkes birbirini toleransla, bir kardeşlik ortamında yaşamımıza sürdürelim diye düşünüyorum. Benim bu Ramazan için dualarım bunlar yani. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bayramı görmek. İnşallah. İnşallah. Nice bayramlar görmek i̇nşallah. Nasip olur. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sayın Oklu da bugün Pınarlar'daydı ve gezilerine tam gaz devam ediyor söylediğimiz gibi. Evet. Bizler ise Sayın Oklu'nun düşünceleri sizlere aktardık. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Keçililer Köyü Muhtarı Ramazan Bey şu anda yanımızda. Etavas biliyorsunuz ki böyle geniş bir alan ve birçok köyü, kasabası, beldesi var. Ve tabii ki muhtarlarda dayanışma halinde. Nerede bir etkinlik var orada destekçi. Mutlaka. Nasıl geçiyor Ramazan'ımız? Çok iyi geçiyor. Ben muhtarlıktan öteye muhtarların grup sözcüsüyüm. Sosyal yardımlaşma mütevelliyeti araştırma görevlisiyim. Köylere hizmet götürme birliği encümeniyim. Ziraatlıları yönetim kurulu üyesiyim. Halkla tamamen iç içeyim. Her sosyal yardımlaşmada birebir Tavas'ın 36 köy 10 belde bir merkezinde evde yatak hastalarına, yaşlılarına, özürlülerine, öğrencilerine birebir hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Birlik, beraberliğimiz, dayanışmamız çok güzel. Birlik, beraberlik, dayanışma da Ramazan ayının aslında kilit kelimeleri. Kilit kelimelerinden. Biz 12 ay dayanışma var bizde. Ramazan'ın ayrı bir ahengi var, ayrı bir güzelliği var ama biz Tavas'ta mutluyuz, huzurluyuz. Bu sene şükürler olsun, mahsul yönünden verimimiz de güzel oldu. Yem girdileri, hayvansal saman girdileri, kaba yem girdileri iyi oldu. Yüzümüz biraz daha gülüyor. Tavası Pınarlar'dayız bugün. Pınarlar'dayız. Bir iftar yemeği düzenlendi. Evet. Çok güzel oldu. Herkes yine birlik bütünlük çerçevesinde. Evet. Görmeyenler birbirlerini gördü. Sohbet edemeyenler uzun zamandır geniş masalar kuruldu ve o masalarda sohbetler edildi. Yemekler yendi. Ezanın okunmasıyla dualar edildi evet. Ve aynı masada yemekler midelere girdi. Bu çok güzel bir şey aslında. Çok güzel bir duygu. Bu yemeği tertiplediğinden dolayı Sayın Milletvekilimiz Nihat Zeybekçi Bey'e teşekkür ederim. Bu güzellikler Tavası'da her gün yaşanıyor. Her köyümüzde her gün bir iftar ahengi var, güzelliği var. Allah bu dirliğimizi, birliğimizi bozmasın diyorum. Allah sonuna kadar Türklüğü, Müslümanlığı yaşasın. İnşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen şöyle kameraman abimden rica edersen bir dönerse geniş masalar kuruldu ve sohbetler bu güzel ortamda devam ediyor. İşte efendim görmek istediğimiz o güzel sevgi ortamı, hoş sohbet ortamı budur. Böyle bir akşamda, kutlu bir günde bir araya getirdiği için Sayın Vekilimiz Sayın Nihat Zeybekçi ve ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kabul etsin, Allah arttırsın inşallah ki her zaman bizi buraya davet etsin. Biz de güzel güzel yemeklerimizi yiyelim. Eşimizle, dostumuzla da böyle bir muhabbet etme şansı olalım. Değerli hemşerilerim, ben de tabii sizin hemşerinizim çünkü ben garip köydenim. Ovalarımız bir,
Karapınar'da çok öküz güttük. Zaman zaman öküzlerimizi hapse getirdiler buraya. Dedemizden dayak yedik. Efendime söyleyeyim, neden öküzlere bakmadın filan diye. Bu sefer büyülek zamanı gelir, o da büyülek tutar geçer karşı tarafa, ondan sonra yandık. Onun için dünyanın en mutlu bölgesinde, en mutlu insanların arasında, en saf, en temiz insanlar arasında bulunmaktan son derece mutluyuz. Düşünebiliyor musunuz? Evvela Cenab-ı Hak bizi lütfetmiş, bir İslam ülkesinde dünyaya gelmişiz. Yine onun lütfuyla Müslüman bir babadan, Müslüman bir anneden dünyaya gelmişiz. Yine mutluyuz ki minarelerinden ezan sesleri dinmeyen, gönüllerde Kur'an sesleri dinmeyen, maneviyatı, ruhaniyeti ön plana almış bir bölgede yaşıyoruz. Bu da çok güzel. Onun için bu mutlulukları bir arada bize lütfeden Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun diyorum. Beyginlerim, çok değerli dostlarımız, hakikaten Ramazan ayı mübarek bir ay. Çünkü pek çok dostumuz da, sevdiğimiz insan da. Belki uzun süredir görüşmüyor olabiliriz, görüşüyor olabiliriz. Ama bir araya geliyoruz. Bu gece yüzlerimizi görüyoruz, seslerimizi duyuyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve buna vesile olan Sayın Vekilimize, Tavasımızın evladı, dostum, kardeşim Nihat Seybekçi'ye şükranlarımı sunuyorum. Allah kabul etsin. Ölmüşlerinin ruhuna iletsin. Onların maneviyatını bu hayırdan, hasenattan nasiplendirsin niyaz ediyorum. Bize de bu duayı yapmak gerekir. Ben bu memlekette delilerin artması gerektiğini düşünüyorum. Akıllı olan çok var zaten. Önemli olan bu milletin delillerinin sayısının artmasını hepinizin duası olarak niyaz ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Hakikaten bugün çok güzel bir gün. Ramazan'da, iftarda bir araya geldik. Nihat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu iftardan dolayı bizleri bir araya getirdiler. Bizim Tavasova'mıza baktığımızda daha önce bütün tarlalarımız 10 tanesi bir yerde, 5 tanesi bir yerde, 2 tanesi bir yerde darmadağın bir yapı vardı. Sağ olsun Nihat Bey, Tarım Bakanlığı ile bir girişimde bulundu ve bizim Tavasova'mızda yıllarca darmadağın olan tarlalarımız bir araya getirildi, toplulaştırıldı. Ve bunun akabinde bu ovanın tamamı toplulaştırıldıktan sonra sulama tesisleri yapıldı. Şimdi Tavas Pınarlar'daki ovamız sulanır hale geldi. Artık karpuzuyla, biberiyle, mısırıyla her şey yetişen bir ova haline geldi. Şimdi Garipköy'de toplulaştırma bitti, arkasından sulama başladı. Hakikaten bizim ovamızda bundan sonra en güzel sebzeleri ve meyveleri bir ova oldu. Solmaz da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi Kızılcı Bölük Pınarlık arasında muhteşem bir göletimiz, sulama göletimiz yapılıyor. İnanın bunların tamamında bizzat Nihat Bey birebir Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle arazide tek tek gezildi. Hem Tarım Bakanlığı'nda hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde takip edildi. İlimizde şu anda 30 tane sulama göleti yapılıyor. Bundan önceki yıllarda derlerdi ki denizde asla gölet yapılmaz, arazi buna uygun değil derlerdi. Ama şu anda inanın 30 tanesi başladı. Güneyde, Çivril'de, İnceler'de, Çardak'ta, Acıpayam'da, Beyaş'ta, Beyaş gibi bir yerde 3 tane gölet inşaatı var. Sağ olsunlar vekillerimiz, Bilal Bey olsun, milletvekilimiz olsun, bunlar çok özel takip ettiler. Deniz için büyük yatırımlar, her bir 50-60 milyonluk yatırımlar. Ve bu Tavas Ovası'nın kaderi tabi susuz tarımdı. Yani burası sulanmaz, sadece tütüne mahkum bir yerdi burası. İnşallah 300-400 yıldır sulu tarım görmeyen bu milletimiz bu sayede hem toplaştırıldı hem sulama sistemleri kuruldu. İnşallah bu ovanın en güzel kavunları, karpuzları, biberleri, domatesleri inşallah bu ova yetişecek. Çünkü toprağı çok temiz, suyu çok temiz bir yer bunlar. Havası da çok güzel. Tabii ki köylülerimiz şöyle diyebilir, ya bizim köyümüz ne yapıldı diyebilirler ama bakın şu anda Çatak Deresi'nden aşağı inen
ve belirli zamanda sel afeti olduğunda bizim köyümüzün arka kısımlarına, Hacasan'ına, Bağırtan'a sel basan yer vardı. Şu anda burası kanal halinde yapılıyor ve çatakları, istasyonlarıyla bu köyün inşallah sel tehlikesi tamamen ortadan kalkıyor. Ondan sonra bu köyümüzün çevresine son 20 yılda çok güzel ağaçlandırmalar yapıldı. Bu köyün her tarafı billur gibi çam ormanlarıyla doldu. Geçenlerde Hacı Muhammed amcamız sağ olsun bir parası varmış. İlla ben bu köyü su çıkaracağım diye. Hemen mühendis arkadaşımızı gönderip bir nokta belirledik. Değerli hemşehrilerim, inanın saniyede 40 litre billur gibi su çıktı. Yani bu ovanın, bu köyün her tarafında hem yer altına hem yer üstüne büyük güzellikleri var. Bu birlikteliğimize devam ettirdiğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her köyün, her beldenin, her ilçenin, her ilin inşallah Nihat Zeybekçiler gibi şahsiyetlere çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Kasabamıza dışarıdan bizlere ayaklarına sağlık diyeceğimiz misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. İnşallah onların ayaklarına sağlık diyorum. Hepinizin Ramazanlarını kutluyor. Gelecek Kadir gecenizi tebrik ediyorum. İnşallah bayramlarınız da mübarek olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok geriye gitmeye gerek yok. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini hemen kısaca şöyle bir hülasa edecek olursak, Cumhuriyet'ten sonra bu ülkenin inanın hiçbir şeyi yoktu. Ayaklara giyecek ayakkabı yok. Çarık bulabilen yine şanslı. O yokluklarla bu millet yoluna devam etti. Ve o garip millet alın teriyle, yokluklarla mücadele ede bugünlere geldi. Ve o yokluklar içinde işte uzun pınarlarlı bir garibin çocuğu da o alın terini dökerek sizin içinizden çıktı. Hayatı buralarda geçti, çocukluğu. Ben de bir köylü çocuğuyum. Gerçi Nihat abim benden 6-7 yaş büyük. Ama aşağı yukarı aynı şartlarda yetiştik. Ama onun hayat hikayesini kendisinden dinlediğim için biliyorum daha çileli geçmiş. Ama Allah-u Teala öyle bir lütufta bulunmuş ki işte büyüklerin duaları bereketiyle kendisini yetiştirmiş, gün gelmiş, ülkemize, Denizli'mize hizmet etme fırsatı bulmuş ve köyüyle, kendi yakınlarıyla alakasını kesmemiş. Bugün bir Ramazan vesilesiyle birlikteyiz ama ben biliyorum kendisi sürekli fırsat buldukça buraya geliyor sizlerin içinizde. Hakikaten Allah'a şükretmek lazım. Buralarda çocukları görüyorum. Bu çocuklar da inşallah bizden daha iyi şartlarda yetişecekler ve bizden sonra da bu millete, bu ülkeye hizmet etmeye devam edecekler. Değerli dostlar, bakın 150-200 yıldır İslam coğrafyası perişan. Bunun sebebi veya suçlusu Müslümanlar değil. Bu İslam coğrafyasındaki ülkelerin içinde en şanslısı yine Türkiye'miz. Ama işte Osmanlı parçalandıktan sonra o yokluğa, cehalete, sefalete mahkum edilen İslam coğrafyası bugün bizden imdat bekliyor. Bugün yaşadığımız bazı sıkıntılar boşuna değil. Yanı başımızda Suriye olayı bizi üzüyor. İsmini hiç duymadığımız Afrika'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da birçok Müslüman bugün umudunu bize bağlamış durumda. Neden? Çünkü bu bayrak burada yere düştü. O zaman bu bayrağı tekrar göklere yükseltmek, göndere çekmek yine bizim görevimiz olacak.
karıştırmış. Hatırlıyorsunuz işte, burası sağcıların kahvesi, karşısı solcuların kahvesiydi. Herkes birbirinin kahvesine gitmezdi. Köy yerlerinde bile insanlar ikiye bölünmüş durumdaydı. Terör, anarşi yoktu. Siyasetçilerin beceriksizliği, imkansızlıklar ne derseniz deyin, bir türlü iki yakamız bir araya gelmemişti. Ama bu millet artık kendi çocuklarını yetiştirdi. Kendi çocukları, bu milletin öz evlatları artık bu ülkenin kaderine el koydu. İşte 2001 yılında olan şey aslında Türk tarihinde bir fetret dönemidir. Bir çağın açılıp kapanması kadar önemlidir. Biraz önce Ceyhan Bey bir şey söyledi. Yani geçmişte yaşanılan sıkıntılardan bahsederken bizim geride kalan, ihmal edilen yılları telafi etmek için çok daha fazla çalışmamız lazım. Yani merdivenleri biz beşer basamak çıkıyoruz. Biz böyle koştururken, çalışırken birileri de ayağımıza çelme takıyor. Ama işte Süleyman abi söyledi. Bu geçmişte vardı, hep bundan sonra da olacak. Ama biz uyanık olursak, biz birbirimizi seversek, Allah için birbirimizi seversek, kenetlenirsek bizim aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bakın işte 2001'den beri bu millet kenetlendi. Kaç seçim atlattık, referandum atlattık, demek ki oluyormuş. İstikrar devam ederse ekonomi de bozulmuyormuş. Siyasette de dürüst insanlar bu memlekete hizmet etme fırsatı buluyormuş. Şu 10 yılda yapılanlar hakikaten şöyle bir, şurada bir televizyonda şöyle baştan sona seyretmeye kalksın herhalde bir ay seyrederiz. Sadece şu Denizli'ye yapılanlara bakın. Ki biraz önce söyledim, işte içinizden yetiştirdiğiniz evladınız bir abimiz bu Denizli'nin kaderini değiştirdi. Demek ki olabiliyor. Bizim kendimize güvenmemiz lazım. İnanmamız lazım. Şu anda çok şükür bu millet özgüvenle ayağa kalktı. Bizi artık eski oyunları tekrar önümüze koyarak bunu yutturamazlar. Şu anda Türkiye'de inanın umut yok, başka bir umut yok. Şimdi terör belasından kurtulmak için biz bir taraftan gayret ediyoruz. Ülkemizin yüzyıllardır biriken sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Bir taraftan da ekonomimizi daha da canlandırmak için kalkınmamızı devam ettiriyoruz. Bütün bunlarla uğraşırken birileri de bizimle uğraşıyor. Uğraşsınlar. Biz sizlerin dualarını bekliyoruz, desteklerini bekliyoruz. Bu millet hakikaten vefalı. Kendisine hizmet edenlere her zaman için vefa göstermiş. Bakın bugün Abdülhamid'i, yani Cumhuriyet dönemine en yakın sultanlardan birisi, hala rahmetle, minnetle bu millet anıyor. Bir Menderes'i bu millet hala rahmetle anıyor. Turgut Özal'ı aynı şekilde. Demek ki kendi içinden çıkan, kendine benzeyen ve bu millete değer veren, adam yerine koyan, onlara hizmet edenleri bu millet unutmuyor. Artık o hallere geldik. Elektrik kesintisi artık ayda bir kazara bir şey olursa veya bir altyapı direkler aşağıya, hatlar aşağıya alınmak gibi bir işlemden dolayı kesilirse, yarım saat bile kesilse insanlar artık dayanamıyor. Bir de bugünlerde yurt dışından gelen kardeşlerimiz var. Köyümüzde de var. Görüyorum akrabalarımız, bizim akrabalar falan da gelmişler. Almanya'da, Fransa'da, başka yerlerden gelenler var. Artık onlar geldikleri zaman, inanın bize söyledikleri şu veya biz oraya gittiğimiz zaman bize söyledikleri şu: Allah sizden razı olsun diyorlar. Bizim başımızı dik ettiniz diyorlar. Artık Denizli, Almanya'nın herhangi bir şehrinden daha güzel hale geldi. Merkezi itibariyle. Denizli'deki bugün parklar, ulaşımı, yolları, yer altı, işte kanalizasyonu, içme suyu, yağmur suyu itibariyle inanın Almanya'nın veyahut da Avusturya'nın veyahut da
Fransa'nın şehirlerinden daha güzel hale geldi. Ama maalesef Türkiye'deki yerel yönetimler sistemi gerek köyleri itibariyle gerek beldeleri itibariyle şehir merkezleri çok hızlı bir şekilde kalkınırken, çağı yakalarken köylerimizde, beldelerimizde maalesef Denizli'nin merkeziyle olan arası, mesafesi hızla açılmaya başladı. Denizli'de birçok şey yapabilirken, yani yaklaşık olarak 600 trilyon, yani eski parayla 600 trilyon, yeni parayla 600 milyonluk bir bütçeyle Denizli'ye hizmet edebilirken, maalesef Pınarlar Belediyesi elinde hemen hemen sıfır imkanla buraya hizmet etmeye çalıştı. Tavası biliyorsunuz bundan 4 sene öncesine kadar ne haldeydi, şimdi Mehmet Bey kardeşimiz de Denizli'ye yakalama çalışıyor ama genel itibariyle baktığımız zaman Denizli merkezde ilçeler ve beldeler arasında, köyler arasında çok büyük farklar oluşmaya başladı. Bu amaçla Büyükşehir Kanunu'nu çıkardık. Yani aradaki mesafeyi kapatmak. Denizli'nin merkezinde ne varsa burada da olsun. Buralarda da aynı imkanlar olsun diye Büyükşehir Kanunu çıkarıldı. Önümüzdeki sene 2014 yılı Mart seçimlerinden sonra Denizli bütün il sınırları itibariyle Büyükşehir olacak. Pınarlar'daki çocuklarımız, Pınarlar'daki kardeşlerimiz, sizler Denizli'nin merkezinde ne varsa aynısını isteme hakkına sahip olacaksınız. Yani burada bu dönemde hakikaten güzel kilit taşları yapıldı. Ama göreceksiniz etrafımızdaki yerlerde sıcak asfaltlar yapılmaya başlanacak köyün içinde. İnşallah bir çalışmamız var. Yaklaşan bu önümüzdeki büyük şehirdin belki öncesinde belki sonrasında şehrin Büyükşehir Belediyesi Pınarlar'daki tarlaların sulamasını da sağlar hale gelecek. Yani kooperatiflerden bunu Büyükşehir nasıl ki su sağlıyor, belediye ellerimize su sağlıyorsa Büyükşehir tarlalara da su sağlamaya başlayacak. Büyükşehir burada çocuklarımızın spor alanlarıyla, işte nasıl ki Denizli'nin merkezinde kadınların jimnastik salonları, jimnastik bölümleri varsa, fitness köşeleri varsa, Pınarlar'daki insanlarımızın da böyle şeylere ihtiyacı olacak. Onlara da böyle şeyler getirilecek. Yani aklımıza gelmeyen birçok hizmet inşallah önümüzdeki seneden itibaren gelmeye başlayacak. Buralarda bizim de beldemizin hizmetinde olacak. Daha birçok şeyler. Yani nerede var bugün, dün akşam konuşuyorduk ki şöyle geriye doğru bir taradık. İnanılmaz güzel şeyler yapacağız. Geçen sene Ramazan'da, özür dilerim, haç mevsiminde Denizli'de iki tane arkadaş geldi. Anaları hacca gitmiş. Anaları haçta rahatsızlanmış. Mekke'de bir hastanede. Yoğun bakımda. Yani durumu iyi. Dediler ki eğer siz bu ülkeyi yönetiyorsanız anamızı getireceksiniz dediler. Ertesi gün öğlen anaları Denizli'de hastanedeydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gönderdi ambulans uçağını Mekke'ye, aldı oradaki bizim Raziye miydi? Şaziye miydi? Öyle bir teyzeydi. Aldı getirdi koydu. Daha iki hafta önce Pamukkale Üniversitesi'nden bir tane profesör İspanya'ya gitti. İspanya'da yolda yürürken düştü. Kafasını orada sert bir yere vurdu. Beyin travması geçirdi. İspanya'da hastanelerde güvenemedik. Buradan özel ambulans uçağı gönderdik. İspanya'dan aldık getirdik. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne ertesi gün yatırdık. Yine daha bundan 15 gün önce artık Denizli'den Ankara'ya doktora gitmiyor insanlar. Ankara'da bir hemşerimiz dedi ki illaki biz babamızı Denizli Devlet Hastanesi'ne götüreceğiz dediler. Sağlık Bakanlığı'na söyledik. Oradan Denizli'ye getirdik, yatırdık. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak artık bir ayrıcalık haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak artık dünyanın her yerinde inanın gurur duyulan bir hale geldi. Türkiye son 3-4 yıl içinde 60 tane ülkeyle vizeyi kaldırdı. Vizesiz girip çıkabilir hale geldi. Ve Türkiye, bakın Avrupa Birliği diye bir hikayenin peşinde Türkiye gidiyor. Önümüzdeki yaklaşan bu 3-5-8 yıl içinde Türkiye Avrupa Birliği standartlarının da üzerine doğru çıktığında, inanın Avrupa Birliği Türkiye'yi almak istediğinde Türkiye eminim hayır diyecek. Tamam. Geçenlerde bu Almanya Başbakanı Merkel'in parti genel başkanı
Kutlu'nun bir sözü oldu. Bir an önce elimizi çok hızlı tutmamız lazım. Gün gelecek Türkiye'yi biz çağırdığımız zaman hayır diyecekler diye kendileri söyledi. Türkiye ile dost olmak artık Avrupa'da önemli. Ve Tavas Pınarlar'da veda zamanı sevgili izleyenler. Nail'e ve Elif'le beraber ezanın okunmasıyla artık evlerimizin yolunu bizler tutacağız. Ve buradaki insanlarımız da camilere doğru geçecekler, ibadetlerini gerçekleştirecekler. Evet, önce Elif'e mikrofonu uzatalım. Elif, neler söyleyeceksin bugünle ilgili? Bugün çok güzel bir gündü. İftar yapıldı hep beraber. Evet işte ailenle geldin. Çok heyecanlısın değil mi şu an? Peki buradan herkese Pınarlar'dan bir selam gönder. Herkese selam gönderiyorum. Evet, Nail'e çok konuşkandı. Tabii bunlar kamerayı görünce dilleri tutuldu. Nail'e sen neler söyleyeceksin? Bugün çok eğlenceliydi camimiz. Bugün iftar yapıldı burada. Halen masalar duruyor. Herkes buraya toplandı. Güzelce iftarlar yapıldı. Ramazan ayı vesilesiyle herkes buradaydı. Neler düşünüyorsun? Burası çok kalabalıktı. O yüzden bir arkadaşımızın kuzeni kayboldu. Kayıp oldu. Buldular mı sonra? Bilmiyorum. Bulmuşlardır onu. Peki buradan herkese iyi bir akşam dileyin. Bizi izleyenlere sevgilerinizi gönderin. Hadi bakalım. Herkese sevgilerim. Efendim Pınarlar'dan herkese selamlar gönderiyoruz.